ismi adeta Türk müziğinin simgesi haline gelmiş olan Dede Efendi'nin toplumumuzca gerektiği ölçüde bilinmemesi musiki çevrelerince üzüntüyle karşılanmaktadır. Bu müzik dehasına gereken önemin verilmemesi bizim de dikkatimizi çekti. Düşündük ki bize düşen görev onun muhteşem bestelerini siz değerli dinleyicilerle paylaşmak. Türk müziğini canlı tutmak ve yaşatmak adıyla üstlendiğimiz misyon doğrultusunda konserimizin ilk bölümünü büyük bestekar Hamamizade İsmail Dede Efendi'ye ait eserlere ayırdık. Konserimize başlamadan önce bu büyük müzik dehasının hayatından bahsetmek istiyorum kısaca. 9 Ocak 1978 tarihinde bir bayram sabahı İstanbul'da dünyaya gelir İsmail. Babası Süleyman Ağa İstanbul'a yerleşerek Şehzade başındaki bir Acemoğlu hamamını satın alır. Geçimlerini hamam işletmeciliği yaparak sağladıkları için Hamamizade unvanıyla tanınmışlardır. İlk öğretmeni yaptığı okulda sesinin güzelliğinden dolayı ilahici başı olarak olan İsmail'i fark eden Umcuzade Mehmet Efendi onu özel öğrencileri arasına alır. Aynı zamanda Yenikapı Mevlevi hanesine devam eden İsmail, orada Nutki Dede Efendi'den musikinin incelerini öğrenerek sanatını ilerletir. 1797 yılında hocasının ve ailesinin tüm karşı çıkmalarına rağmen tamamen tekkeye bağlanıp çile çekmeye başlamıştır. Çilesini doldurduğunda dede unvanını alır. Adı müzik çevrelerinde hızla yayılırken dönemin padişahı 3. Selim'e kadar ulaşır ünü. 3. Selim'in dedeyi saraya davet etmesiyle saraya yerleşen dede burada eserlerine yenilerini ekler. Şimdi bu muhteşem eserlerden 5'ini birbirine bağlı olarak koromuzdan dinleyeceksiniz. 100. Yıl Üniversitesi Türk Sanat Müziği Topluluğu korosunu yönetmek üzere Sayın Murat Oto'yu sahneye davet ediyorum. Thank you.
yabancı filmin yalesi vardır ciğerimde. Ateş dökülürse yeridir hav serinde. Her lasa hayali duruyor didelerimde. Takdire ne çare, bu da varmış kaderimde. 1804-1810 yılları dede için hüzün dolu yıllardır. İşte bu yıllar arasında sevdiği insanları birer birer kaybetmesinin verdiği üzüntüyle bu sizeler dökülür mutlu filmden. Aynı dönemlerde iç karışıklıklar yaşayan Osmanlı Sarayı'nda 3. Selim'in tahttan indirilip 2. Mahmut'un başa geçmesiyle saraydan kısa bir süre ayrı kalan dede 2. Mahmut'un davetiyle tekrar saraya döner. Fakat 2. Mahmut'tan sonra başa gelen Batı müziği eğitimi görmüş genç padişah 1. Abdülmecid dönemi dede için sorumlu geçer. Saraydan hakim olan Batı müziği ve Batı hayranlığından sıkılan dede oyunun tadı kaçtı der ve onun için risk taşıdığını bile bile hacca gitmeye karar verir. Şimdi Taner Levandoğlu'nun seslendireceği Yine Neşe-i Muhabbet adlı Hicaz Yürük Semai formundaki eserin ardından korumuz sizlere Ey Mütine Eda adlı bir eser seslendirecek. Selami Alparslan'ın Sultaniye Gah Geçiş Tavsiyesinin ardından Dilek Avcı'dan Şad Eyledi Can Dilimi Ruh Revanım adlı Yürük Semai formundaki eseri dinleyeceksiniz. Ve Gönül Yılmaz Su Gibi Çağlar adlı parçayla korumuz tekrar sizlerle olacak. Solistleriniz ve korumuz sizlerle. Oh.
Gönlüm değil.
Hazreti Hatice'nin ayak ucuna defnedilir. Klasik uslubun son ve önemli temsilcisi olan dedenin hemen hemen her formda bestesi vardır. Özellikle Mevlevi ayinleri büyük yine sahiptir. Başka bestecilerinki gibi onun da pek çok yapıtı kaybolmuş ya da günümüze ulaşamamış olmasına rağmen 270'ten çok yapıtının aslına uygun bir biçimde günümüze ulaşmış olması ona klasik repertuarda en çok yapıtı bulunan bestekar unvanını kazandırmıştır. Bize düşen bu denli değerli kültür yapılarımıza sahip çıkmak ve onları canlı tutmaktır. Konserimizin ilk bölümünün sonunda İzzet Ceberut'un bestenin gel geçiş taksiminin ardından solistimiz Koray Ceberut'un seslendireceği Ben Seni Sevdim Seveli Kaynayıp Coştum adlı bestenin gel şarkının ardından koromuz sizlere Beyati makamında bir eser sunacak. Daha sonra Koray Ceberut'un rast geçiş taksiminin ardından Bahar Demirel'in seslendireceği Yüzündür Cihan Münevver Eden adlı rast şarkıyı dinleyeceksiniz. Koromuzun seslendireceği yine Bir Gün Nihal adlı rast şarkıyla konserimizin birinci bölümü sona erecektir. İkinci bölümde görüşmek üzere. Solistlerimiz ve konumuz sizlerle. Thank you.
Thank you.
Ardından 100. Üniversite Türk Sanat Müziği Topluluğu Ses Sanatçıları geliyor. Thank you.
kimseyi böyle perişan etme Allah'ım yeter. Kimseyi böyle perişan etme Allah'ım yeter. Uyku tutma. Ölünce ülkede bir muhteşem güneş battı.